Şimdi ben geçen bir sohbette dedim ki kabuz olan kişi yani bu incirli zeytinyağlı incir efendim eee karşı iyi gelir. Nereden biliyoruz? Azerbaycan'dan Şamil Bey bizim Azerbaycan bayimiz. Bizden ürün alıyor orada bunu pazarlıyor. Böyle param pulum yok diyen bir vatandaş bir gün bize gelmişti. Çoban çökerten seti tavsiye ettim param yok. Hem çocuk istiyor hem param yok diyor. Parası oldu halde param yok diyor. Pinti biri. Şamil Bey de tezadüfen buradaydı. dedim ki ya bu adama ne yapacağız? Param yok diyor. Parası oldu halde. Parası olmasa neyse veririz. Sorun değil de bu pinti ne yapalım? Dedi ki <laughs> biz de dedi Azerbaycan'da yani içerisinde incir kuruz onu yediği zaman sabah öyle akşam yemekten önce bir tane kısırlığa karşı iyi gelir. Kabızlığa karşı iyi gelir. Bu Türklerin eskiden beri bin yıldır kullandığı bildiği bir metot dedi. İyi dedim adama da adam da zaten <laughs> birkaç defa evlenmiş. Dört defa evlenmiş. Boşanmış beşinci evlilik. Boşamalarının sebebi de çocuğu olmuyor diyor. Kadınları suçluyor. Suç kendinde kadınları suçluyor. Neyse. Ben dedim ki tamam bunu kullan bakayım hadi. Adam gitti 6 hafta sonra dedi ki ailem hamile. İyi gözün aydın artık kimseyi rahatsız etmez. Şimdi bu sadece kısırlığa karşı değil kabızlığa karşı da kabız olan insanlar kabız olur, kabızlık birçok hastalığın sinyal veriyor. Diyor ki bak bağırsakta sorun var. Tedbir al. Yoksa seni alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu gibi 90 çeşit hastalık seni bekliyor. Kabızlıktan kurtul. Yoksa başına büyük işler açacaksın diyor. Sinyal veriyor. O nedenle kabızlıktan mutlak suretle kurtulmak lazım. Kahvaltıda öğle yemeğinde, akşam yemeğinden önce bir tane incir yiyeceksin. Bu kadar. Basit. Şimdi bir doktor, e, Tin suresini incelemiş. Ve tini ve zeytunu diyor o ayette. Yani incire zeytine yemin olsun ki diyor. Devamında da Tur ve kutsal topraklar diyor. Ama bunun orada yetişen bitkilerle ilgisi yok ayetin aslında. Ama doktor oradan kendine göre bir ne yapmış? Sonuç çıkarmış. Bir yıl çalıştım diyor. Sonuç çıkardım. Ne çıkardın? Tur Dağı'nda üzerlik var. Efendim Mekke'de hurma var. Ve vatandaşa tavsiye ediyor. Diyor ki İnci, yedi tane zeytin, bir tane incir, üç tane hurma, bir miktarda üzerlik iyi gelir şuna şuna şuna. Bir yıl çalıştığına göre bu formül üzerine dedim bir deneyim. Denedim. Davul gibi şişti. <laughs> Çok kötü oldu. Şimdi <laughs> dedim ki İbrahim kendini niye riske atıyorsun? Yani denemeden de bir şey ben şey yapmam yani tavsiye etmem. Ben incirli zeytin zeytinyağlı incir denedim faydasını gördüm. Ama hurmayla özellik ne ilgisi var? Saçma sapan bir şey. Adam kalkmış ya Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yorumlayabilmek için konunun alimi olman gerekir. Bir yıl çalıştım çözdüm. Neyi de çözdün sen? Bu konunun alimi misin ki? Çözdüm. 7 zeytin, bir incir, 3 hurma, birazcık şey üzerlik vesaire. Atıyor, tutuyor. Herkes her konuda alim maşallah. Ben ya söylediğini denedim, perişan oldum. Zeytinyağlı incir varken hurma katmaya buna e, üzerine katmaya gerek yok ki. Zaten incir ne içeriyor? B vitaminleri içeriyor. Zeytinyağı olay gasit içeriyor. Bunlar beynin fonksiyonunu artırıyor, bağırsakları temizliyor vesaire vesaire. Hurmalı üzerine gerek yok. Ayette böyle bir şey de yok zaten. Kendi kafasına göre yorum yapıyor. Ben çözdüm. Ne çözdüm? İslam halimiz. Milletin kafasını karıştırıyor. Bağırsaklarını bozuyor. <laughs>